Çam Limanı Akademi. YouTube kanalımıza ve Facebook sayfamıza lütfen abone olunuz. Videolarımız YouTube kanalımızdan doğrudan ya da bağlantı adresleri kopyalanarak paylaşılabilir. Videolarımızın indirilerek isim ve veya içerikleri değiştirilerek kullanılmaları yasaktır. Kimse görmek istemeyenler kadar kör değildir. Jonathan Swift. İyi akşamlar efendim. Hoş geldiniz. Çam Limanı Akademi adına selam, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Bu akşam Türkiye'de atık yönetimi ve ekonomik değer adlı sunumu yapacak olan Aynur Acar, çevre danışmanı, TÜÇEM başkanı ve ReLoop Türkiye temsilcisidir. 1980-2004 yılları arasında özel sektörde çevre teknolojileri, ağır sanayi, otomotiv yan sanayi, telekomünikasyon sanayi ve tıbbi cihaz sektörü olmak üzere büyük çaplı Alman firmalarında 24 yıl süreyle dış ticaret ve lojistik müdürlüğü yapmıştır. 2004-2015 yılları arasında Türkiye-Almanya ikili ticari ilişkilerinde dış ticaret danışmanlığı yaparak özel sektör, TRT, TSE bünyesinde önemli projeler gerçekleştirmiş ve Türkiye-Almanya hükümetler arası imzalanan teknik işbirliği protokolü ile Marmara Belediyeler Birliği bünyesinde Türk-Alman Çevre Yönetim Merkezi'ni kurup yönetmiştir. 12 yıl boyunca Türkiye'nin 5 ayrı bölgesinde organize ettiği çevre ve atık yönetimi eğitim programlarını Alman teknik uzmanlarla gerçekleştirdi. Belediyelerin çevre koruma temizlik işleri ve atık su idarelerinin yönetim kadrolarına AB çevre müfredatı, Türk çevre mevzuatları, çevre teknolojileri ve çevre atık yönetim sistemleri hakkında eğitim ve seminerler vererek birçok örnek projeye imza attı. Başta sıfır atık projesi olmak üzere belediyelerin atık yönetimi altyapısını projelerle kurguladı. 2016'dan itibaren PÜKAT yani Pencere ve Kapı Sektörü Derneği Genel Sekreteridir kendisi. İklim değişikliği önlemleri kapsamında enerji verimliliğinde pencere ve kapının önemi, kentsel dönüşümde pencere ve kapının önemi, kentsel dönüşümde mevzuatların uygulanması, mesleki yeterlilik seminerleri gibi ana başlıkları üstüne çalışmalar yapmaya devam etmektedir. Buyurunuz Aynur Hanım, sizi dinliyoruz efendim. Mikrofonunuz kapalı efendim. Pardon, tamam. Teşekkür ederim. Öncelikle beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim sizlere. Ve çevreye gösterdiğiniz hassasiyetten dolayı da ayrıca teşekkür ederim. Katılımcılarımıza da hoş geldiniz diyorum. Ben sunumla nereden nereye Türkiye'de atık yönetimi nasıl başladı, nasıl nerelere geldik ve şu anda ne durumdayız, daha neler yapacağız onlarla ilgili sizleri kısaca bilgilendirmek istiyorum. Sorularınızı chatten de yazabilirsiniz veya daha sonra sözlü olarak da söyleyebilirsiniz. Arada göstereceğim videolar var. Yalın haliyle ben akademisyen olmadığım için fazla böyle akademik terimler ve teknik terimleri de kullanmayacağım sizlere. Daha doğrusu Türkiye'deki çevre kirliliğinin önüne nasıl geçmemiz gerekiyordu ve nasıl geçeceğiz? Hala çabalıyoruz bir takım şeyleri yapmaya. Onları size kısaca özetleyerek anlatacağım görsellerle ve videolarla. Başlıyorum müsaadenizle. Sunumumu açarak. Geldi değil mi efendim? Evet efendim, görüyoruz. Şimdi öncelikle Barbaros Bey'in bahsettiği gibi de tecrübelerim benim ağırlıkta özel sektörde üretim hattında çevre teknolojileri üzerineydi. Çevre teknolojilerinden sonra da işte diğer çalışmaları yapmaya gayret ettim ve çevreye ağırlığımı vermeye özen gösterdim. Özellikle de enerjini çöpe atma sloganıyla başladım ben işe. Bunun da nedeni Türkiye'de ciddi bir enerji israfı var ve yurt dışından ciddi bir enerji ithalatı var. Diğer taraftan çöplerde ciddi bir
kaynak israfı var. Tabii bunların hepsinin önüne geçmenin tek yolu da bir yerden başlamak gerekiyordu. Ben de bunu atık yönetimi üzerine eğilerek ağırlığımı verdim. Ve nasıl başladım? Öncelikle çok kısa anlatmaya çalışacağım sizlere. Mevcut durumumuzu şöyle bir özetlemek istiyorum, göstermek istiyorum size. Hala ve hala bu şekilde devam eden çevremizdeki kirliliği, olmaması gereken kirliliği maalesef anlatmak istiyorum. Şu solda gördüğünüz Eminönü Meydanı'nın olduğu yer, ülkemize gelen milyonlarca turistin ayak bastığı ve bu kirliliğin önünden geçtiği, bu pis kokunun önünden geçtiği bir yer. Burayı disipline etmek için çok uğraştım, çok mücadele ettim. Hatta konferanslar, seminerler verdim. Üniversitelerin dikkatini çekmeye çalıştım. Galata Köprüsü'nün gördüğünüz üzere kirlilikleri, meydan kirliliği, tramvay durakları, efendime söyleyeyim, alt geçitler, soldaki Mısır Koçanlığı'nın ambalajların olduğu yer, Sultanahmet Meydanı. Yani bunlar çok ciddi bir kirlilikti benim gözümde. Çünkü ben böyle bir kirliliği yurt dışında yaşayıp okuduğum için görmemiştim. Daha sonra geldikten sonra tabii bunları bu şekilde kabullenemedim. Şu gördüğünüz görselse tamamıyla Ayasofya Camii ile Topkapı Sarayı'nın arasındaki tarihi eserlerin arasındaki bir kirlilik. Yani bu beni çok çok üzmüştü. Çünkü burada bir aynı zamanda ekonomik değer yatıyor ambalajları, gördüğünüz üzere pet şişeler. Bunları size ilerleyen slaytlarımda detaylıca anlatacağım. Daha sonra böyle bir sempozyum yaptık ve bu sempozyumda bütün bu kirliliği mümkün olduğunca anlatmaya gayret ettim. Ve önlemlerini, neler yapılması gerektiğini anlattık. Belediyemize, o zamanki Büyükşehir Belediyemize ve ilçe belediyemize sunduk. Efendim bunların bu şekilde atılması doğru değil. Adalarda göre bu görsellerine onu söyleyeyim. Görsellerin hepsi kendi görsellerim ve hepsinin arkasında duruyorum. Yani sadece son iki slaytın görseli bana ulaştırılan kirlilik diye. Ama bunların hepsi kendi çektiğim görseller. Gördüğünüz üzere buralar adalar yine. Burası adalar. Bakın bu buzdolabı tehlikeli atık sınıfına girdiği için sahada parçalanması yasak olan bir mevzuatlara göre atıktır. Ve bunun geri dönüşümü tamamıyla özel tesislerde içinin gazı alınarak, içindeki aküsü alınarak, efendime söyleyeyim floresanları alınarak her şeyi tehlikeli olan kısmı alındıktan sonra geri dönüşüme gitmesi gerekiyor. Ama maalesef adalarda bu sahada parçalanıyor. Sahillere gelince biz her gün temizlemekten bıkmadık ama insanlar atmaktan, daha doğrusu biz temizlemekten bıktık, insanlar atmaktan bıkmadı. Devam ediyoruz hala bu temizliğe. Burası Konyaaltı dediğimiz, daha doğrusu şeye doğru giderken böyle Konyaaltı'ndan Finike tarafına giderken ormanın içi olan yerler bunlar. İstanbul, yani Türkiye'nin her bir tarafından var burada görseller. Yine tarihi yarımada ve Eminönü mağazaların, dükkanların önü, milyonlarca turistlerin olduğu yer. Orman kirliliği, bu iki görsel bana dışarıdan geldi. Sağdaki bir maraton sonrası olan bir görüntü, korkunç bir şekilde. Ekonomik değeri olanlar sahalarda. En çok da çevremizi kirleten ne yazık ki sigara izmaritleri. Bunun da önüne bir türlü geçemiyoruz. İnsanlar gelişi güzel atıyorlar. Atık yönetiminde öncelikle hedef sıfır atık. Evet, sıfır atık olması mümkün mü? Tamamıyla olmasa bile hedefte olması bir takım azaltımlara gitme yolunda bizlere yol gösteriyor ve yardımcı oluyor. Şimdi efendim gördüğünüz üzere o zamanki Bakan Osman Pepe vasıtasıyla ve Alman Çevre Bakanlığı vasıtasıyla görevi ben aldım. Ve bu çevre merkezini kurduktan sonra da açılışını gerçekleştirerek 2006'nın başında o zamanki ilk sunumum, bakın gördüğünüz üzere 2006'da enerjini çöpe atmayla başladık. Belediyelerin altyapılarını iyileştirmek için eğitimlere, bölgesel eğitimlere, tüm bölgelere gittik aslında ama özellikle de Doğu, Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz taraflarında çok
Burası Yılanlıdere, Samsun. Çok korkunç görüntüler vardı ve %80'i 90'ı vahşi döküm sahasıydı. Direkt çöplerin sızıntı suyu yeraltı kaynak sularına iniyordu ve berbat durumdaydı. Hatta Balıkesir'de ve Samsun Yılanlıdere'de rahatsızlandım, mikrop kaptım. Bayağı ciddi tedaviler de gördüm bu arada. Ama mücadeleye devam ettik. Bu eğitimlerden sonra uygulamalara başladık. Sadece en çok beğendiğim, ödül verdiğimiz ilk uygulamamız olan bu Mudurnu Belediyesi'nin, o zaman ayrıştırma kovalarımız yoktu. Ve Mudurnu Belediyesi'nin böyle bir çözüm üretmesi çok hoş bir yaklaşımdı ve çok da örnek olmuştu belediyelere. Ondan sonra yollarına devam ettiler. Tabii şimdi belediyeleri biz iyileştirmek için tamam, takım eğitimleri verdik. Mevzuatlar iyileştirilmesi lazım, hazırlanması lazım. Bir takım çalışmaları yapıyoruz ama diğer taraftan kurduğumuz şu altyapıyı vatandaşın kullanabilmesi için vatandaşın da bilinçlendirilmesi gerekiyordu. Ve ticaret odalarının, sanayi odalarının, işletmelerin, esnafın, 80 milyonun vazifesiydi çünkü bu. Ve biz bu 80 milyona nasıl ulaşabiliriz diye düşündüğümüzde ben başladım artık fuarlara gitmeye, fuarlardaki konferans salonlarında konferanslar vermeye. Efendim söyleyeyim, belediyelerle yaptığımız anlatımlarda baktık ki fazla, belediye de dahil buna, fazla detaylıca anlamadıkları için oturdum kendimce yalın halde bir kitapçık toparlamaya çalıştım. Neler çöp, neler çöp değil, neler ekonomik değer, neden hedef sıfır atık olmalıdır gibi çalışmalar, böyle kitapçıklarla toparladım. Gayet güzel çalışmalar yaptık aslında. Belediyelerle çok güzel örnek çalışmaları yaptık. Belediyelerle bu çalışmaları yaparken aynı zamanda da kamunun da bize ayak uydurması gerekiyordu. Ve kamunun bizi desteklemesi gerekiyordu. En büyük sıkıntımız kamuydu. Yani vatandaşı anlatıyoruz, belediyeyi anlatıyoruz. Ama bakanlığın içinde bu olay uygulanmadığı takdirde, bakanlık kendi içinde bunu tam bilmediği takdirde, o zaman benim yaptığım mücadele tek taraflı kalıyordu. Ve ben o zaman tabii biraz 2009 seçimleriyle birlikte de biraz sıkıntılar yaşadım. Yerine göre belediye başkanlarına yenik düştük. Yerine göre mevzuatlara yenik düştük. Efendim söyleyeyim, bazen vatandaşın horlanmasına yenik düştük ama birçok noktada ne kadar mücadele ettiysek de bugünlere gelebildik çok şükür ve oldukça da güzel yol kat ettiğimizi düşünüyorum. O zaman ben burada gördüğünüz üzere Cumhurbaşkanı ve Başbakanlığı bir seferberlik başlatması üzere davet etmiştim. Bayağı bir gazeteler, bu Milliyet örneği ama Cumhuriyet'ten tutun birçok gazete bunu yazmıştı ama ne yazık ki o zaman sahiplenmediler. Neden? Çünkü daha çevrenin tam anlamıyla çevrede Avrupa Birliği'ne uyum kapsamında neler yapılacağını kamu kurumları bilmiyorlar. Hal böyle olunca bizim kamuya da bunu anlatmamız gerekiyordu. Tabii kamuya anlatmak için de bir hayli mücadele gerekti. Kamuya anlatabilmenin yolu aslında bu işi yukarıdakilerin sahiplenmesiydi. Biz bunu belediyelerle başarmaya gayret ettik ve ilerlemek için çabaladık daha doğrusu. Burada çünkü en önemlisi şu, başlığımız geri dönüşüm, ekonomik değer, israf nedir onu anlatmak, ülke ekonomisine ham madde kazandırmak. Yani bu başlıklar çok önemli. Bunları nasıl yapacaktık? Sıfır atık hedefi, atık getirme merkezleri ve depozito iade sistemiydi. Tabii o zamandan bugüne geldiğimizde bu işi yaparken partiler beni hiç ilgilendirmiyordu. Çünkü benim işim 80 milyona hizmetti ve 80 milyona hizmet ederken de tüm partilere eşit mesafede yaklaşmak zorundaydım. Çünkü gittiğim her yerde bu işi anlatmak zorundaydım. Öyle de yaptık. Sonra baktık, daha doğrusu ben özellikle bunun üzerine çok durdum. Çevre Koruma Kontrol Müdürlerini önce İstanbul bazında başladım. Sonra iller bazında toplamaya başladım. Daha sonra bu bölgesel bazda toplantılar haline dönüşünce çok da verimli oldu. İnanmayacaksınız, A partisi, B partisi, C partisi demediler. Kendi içlerinde bile AK Partili gitti CHP'liden, CHP'li gitti MHP'liden, birbirlerinden proje ve destek almaya başladılar. Hal böyle olunca çok da güzel sonuçlar elde ettik. Her bir toplantıya ben bakanlığın yetkililerini davet ediyorum. Onlar da gelsinler, anlasınlar. Bakın belediyelerle neler yapmaya çalışıyoruz diye. Bir hayli mücadele ettik. Yetkilileri, il müdürlüklerini,
üniversitelerden hocalarımızı, ha bu arada üniversitelerdeki hocalarımızın da aslında yeni yeni başlamış oldukları bir hayli çalışmalar vardı, makaleler vardı, araştırmalar vardı. Bunları da benim kendilerini davet etmemle birlikte ortaya çıkarmaya başladık bu çalışmalarla. Güzel yol kat ettik. Yerine göre atıklardan tasarım yarışmaları yaptık. Onları tanıtmaya, sergilemeye çalıştık. Üniversitelerle festivaller yaptık o bahçelerinde ve üniversitelerin alanlarında. Ve onlara anlatmaya çalıştık. Neyi anlatmaya çalıştık? Gelişi güzel her yere attığımız ambalajların toprakta yok olmadığını, denizde yok olmadığını anlatmaya çalıştık ve bunların yok olma sürelerini şöyle bir görsellerle, özellikle bu karikatürü ben ilkokul öğrencilerine, anaokul öğrencilerine anlatmaya çalışıyorum. Ve onlar buradan çok daha güzel anlıyorlar neden toprakta yok olmadığını, toprağın altında köstebeğin hava alamadığını, onlara biraz da bir böyle duygusal yaklaşarak anlatınca daha da bir etkileniyorlar. Su alır götürür diyorlar ama ne yazık ki bir cam şişe topraktan gelen ham maddesi ve topraktan üretilen bir malzeme olmasına rağmen ne yazık ki toprakta geri yok olmuyor, geri dönüşümü olmuyor. Onun için onu bizim toplamamız gerekiyor ve bunları geri dönüşüme, ekonomiye de kazandırmamız gerekiyor aynı zamanda. Şimdi efendim çöpünüzü hepimiz ben de dahil buna hepimiz kapımızın önüne koyuyoruz. Kapımızın önüne koyduktan sonra o evimizden uzaklaşıyor ya, tamam evimiz pırıl pırıl tertemiz kalıyor. Ama gittiği yerler nereler? O gittiği yerden sonra evrene ne kadar zarar veriyor? Efendim söyleyeyim yeraltı kaynak suyumuza ne etkileri var? Veya atmosfere ne etkileri var? İklim değişikliği veya küresel ısınma nedir? Nasıl oluşuyor? Bunu hiç kimse düşünmüyor. Eskiden hatırlarsınız Ümraniye Çöplüğü ve Ankara Mamak Çöplüğü'nde patlamalarla, metan gazı patlamalarıyla ölen insanlar bile oldu. Hala bu görüntüde olan Türkiye'de şu anda %30 vahşi döküm sahamız ne yazık ki mevcut. Tamamıyla modern depolamaya dönmedi. Burası da bir modern depolama sahası. Bu modern depolama sahasına bile gördüğünüz üzere ekonomik değeri olan ambalajları hala gönderiyoruz evlerimizden. Bu çok acı bir durum ama ne yazık ki gönderiyoruz. Bu Türkiye'nin ilk depolama sahası ama en ilkel sahalardan biriydi. Hala da bu şekilde. Bu da beni çok üzüyor. Afyon'da yapılmış olan bir depolama sahası. Çöplerin kamyonlarla götürüp döküldüğü ve üstüne toprakla kapatıldığı. Şu fıskiyelerle gördüğünüz sızıntı suyunu altı membranlı olduğu için sadece fıskiyeli sistemlerle buharlaştırarak onu kendi devri daim yapıyorlar. Oysa sızıntı suyunu bu havuzlara alıp buradan arıtma tesislerine ulaştırıp efendim söyleyeyim bunu bertaraf etmeleri gerekiyor. Evet bu depolama sahalarından şu anda gördüğünüz üzere enerji üretim tesisleri kurulmaya başlandı. Yani metan gazından enerji üretiliyor ve yakın civardaki konutlar, organize sanayi bölgeleri, varsa iş yerleri yani başka türlü mekanlar, onlar aydınlatılıyor ve oralara elektrik sağlanıyor. Yani şehrin elektriğini, tükettiği elektriğin bir kısmı da o şehrin bu tesisinden sağlanıyor. Bakanlıkla karşılıklı alışveriş içindeler. Evet, dünyayı ve çevremizi nasıl etkiliyoruz? Buradan çok kısaca geçeceğim bunu yine bazı karikatürlerle. Bir taraftan kuraklık, bir taraftan seller. Diğer taraftan anlaşmalar. Ne yazık ki bu anlaşmalara Türkiye bazılarında var, bazılarında yok. Üzüntü duyarak söylüyorum ki bazılarında yok. 2015 COP21'de oraya kadar Cumhurbaşkanımız gitti ama ne yazık ki protokolü imzalamadı. Çünkü orada aldığı duyumda tabii bizden daha çok salım yapan ülkeler olduğu için biz zaten çok az salım yapıyoruz düşüncesiyle imzalanmadı ama şu anda artık bütün çalışmaların içinde olmak için gayretler sarf ediliyor. Bakanlık en azından bu noktada çalışmalarını hızlandırdı. Diğer taraftan iklim değişiyor, evet. İklim çok sıcaklık artışları had safhada. Kuraklık yaklaşıyor. Özellikle ve özellikle bizim bulunduğumuz bölgede bakın susuzluk, kuraklık,
ve bunların beraberinde getireceği ciddi bir kıtlık önümüzdeki yıllarda had safhaya ulaşarak gelecek. Bu sene bile belki yazın ciddi mahsulümüzde ciddi kayıplara sebep olan sıcaklıklar yaşayacağız. Şu anda bile ekilmiş ekinlerin çoğu, daha geçen hafta Kırıkkale taraflarındaydım, neredeyse %60'ı ekin tarlaların yanmış, sulanamadı, su, yağmur yağmadığı için ve su alınamadığı için. Efendim, Burdur Gölü kuruyor. Tuz Gölü zaten kurumaya başladı. Tuz Gölü'nün en büyük handikaplarından birisi etrafındaki Konya'dan, Konya, Karaman, daha doğrusu o bölgedeki Kulu falan gibi illerin bütün atık suyunu Tuz Gölü'ne veriyor olmalarıydı. Atık su, ileri biyolojik atık su arıtma tesisi yapıldı ama ne yazık ki çok geç yapıldı ve Tuz Gölü şu anda ciddi bir kurumaya karşı tehlike altında. Çünkü Tuz Gölü'nün esas suyunu şu boğazdan geliyor. Bunun şu yukarı tarafında İrfanlı Barajı var ve İrfanlı Barajı tarafından yeraltı kaynak sularıyla birlikte Tuz Gölü besleniyordu. Ama oraya bir göl, bir baraj daha yapıldı ve oranın tamamen kaynak suları kesildi. Diğer taraftan da bu atık sular da verilince Tuz Gölü kuruya kuruya şu anda tehlikeli boyutlara ulaşmaya başladı. Bunun da en önemli sebeplerinden biri bu susuzlukla birlikte kirlilik tabii ki. Düşünün, bir kez düşünün, Tuz Gölü kurudu, tamamıyla yüzey tuz kaplı ve bir hortum, bir fırtına çıkıyor. Bu hortum ve fırtınayla birlikte 30 kilometre çapına bütün tuz yayılıyor. 30 kilometre çapında ekin tarlaları, mahsul, ciddi bir üretim ve Konya Ovası var. Yani burada bir facia aslında olabilir, çok ciddi bir facia olabilir. Bunları aslında uzmanlar biliyorlar, hocalarımız biliyorlar. Biz de paylaştık çevre merkezi olarak birçok yerle ama ne yapılıyor şu anda bilmiyorum. Ben sadece Konya'nın atık su arıtma tesisini takip ediyorum. O da istediğimiz gibi değil, gönüllerimize göre değil ne yazık ki. Mahsul kayıplarımız burada da detaylıca yazmaya çalıştım. Şimdi sularımız kuruyor, yani çekiliyor dedik. Bakın, Karadeniz, Artvin taraflarında yapılan HES'ler var. Bu HES'lerle birlikte bu HES'ler çok bilinçsiz yapılıyor daha doğrusu. Bir HES yapılırken bir can suyu hesaplanır. Bir HES yapılırken o ekolojik yapıya zarar vermeden hareket edilir. Ama ne yazık ki verilen müteahhitler, ehliyetsiz müteahhitler olduğu için, ki bunları dillendirdim, bakanlığın kendisine dillendirdim. Ehliyetsiz müteahhitler olduğu için bir çevre mühendisi istihdam etmiyorlar. Bir inşaat mühendisi de tamamıyla inşaat gözüyle baktığı için olaya, belki 1000 ağaç kesilip yapılabilecek bir HES'ken 100.000 ağaç kesilerek, geniş geniş yollar açılarak o HES'ler yapılıyor. Ve beton yığınlarıyla böyle yollar berbat bir şekilde, 8 tanesini gezdim bunların. Ne yazık ki bilinçsizce yapılmış HES'ler o bölgedeki birçok akarsuyla kuruttu. Köylünün de çok mahsulünü, bahçesini, her şeyini etkiledi. En önemlisi de can suyu verilmediği için birçok ekolojik yapıda, yani oradaki doğal yapıdaki bizim çok değerli bitki, börtü, böcek, her şeyimiz kurumaya başladı. Diğer taraftan İstanbul'a gelince Melen'den gelen suyla ayakta duruyoruz. Ama bir taraftan bakın, Melen'in bir kolunu da Ankara'ya şu anda çekmeye çalışıyorlar. Çünkü Kızılırmak'tan gelen su azalmaya başladı. Kirli ve zehirli su diyeyim ona da. Organize sanayi bölgelerinin verdiği kirli ve zehirli suyla birlikte azalmaya başlayınca şimdi Melen'den Ankara'ya su çekme hazırlığına başladılar. Bu da ayrı bir kabus bir durum. Bu kuraklık haritası. Şimdi buzullar eriyor. Bunu hepiniz, sizin bilmediğiniz şeyler değil aslında. Birçoğunu gayet iyi biliyorsunuz sizler de. Buzullar eriyor. Kuzey kutbu eriyordu. Şu anda güney kutbu da erimeye başladı. Ve deniz seviyesi yükselmeye başladı. Bu National Geographic'in paylaştığı bir İstanbul haritası. Birçok ilde kıyılar, daha doğrusu sahiller ne yazık ki suyla dolacak. Bugün bakın Urla'dan, Çeşme'den, Marmaris'ten birçok yer deniz seviyesinin şeyinde olan,
alçaklık yükseklik seviyesine göre olan yerler sular altında kalacak diye raporlar yazıldı, makaleler yayınlandı. Bu da İstanbul. Gördüğünüz üzere nerelere kadar? Bana söylenen Topkapı Sarayı'nın surlarına kadar çıkacağı söylendi, suyun altında kalacak diye. Tabii bu 50 yılda mı olur, 60 yılda mı olur bilemiyoruz ama. Çevre ve atık yönetimi politikaları dendiğinde aklımıza tabii bu başlıklar geliyor ama bu başlıklardan önce bizim TÜÇEM, Çevre Eğitim ve Atık Yönetim Derneği olarak birçok başlığın içinden biz özellikle atığı seçtik. Bunun da nedeni, atığı seçmemizin nedeni atmosfere saldığımız gazların içinde en yüksek oranda olanı metan gazıydı. Ve hal böyle olunca, metan gazı olunca biz de dedik ki ne yapalım? Metan gazını azaltmanın yolları, yani kentlerdeki atıkları azaltmanın yollarına bakalım ve bu konuda toplum bilincini yaygınlaştıralım ve çalışmalar yapalım diye kolları sıvadık. Bu da gördüğünüz üzere IPCC'nin IPCC'nin bir çalışması burada bu iklim politikasının en son olan ayağı atık azaltım, tekrar kullanım, geri dönüşüm, depolama. Yani bertaraf da bunların içinde. Biz bunu ele almaya karar verdik. Çünkü yine IPCC'nin paylaştığı verilere göre %150 oranında en çok artış gösteren metan gazı. Ve devlet bu konuyla ilgili azaltmak için bununla ilgili iklim değişikliği eylem planı hazırladı. Atık yönetimi eylem planı hazırladı. Tarımla ilgili eylem planları hazırladı. Bir sürü eylem planları Avrupa Birliği uyum kapsamında hazırlandı. Ve o çerçevede de ilgili taraflar bilinçlendirilmeye çalışılıyor ve onlara uygulatmaya çalışılıyor. Biraz belki sıkıcı gelebilir sizlere ama bu da önemli bir konumuz olduğu için ben özellikle bu konuyu sizlere anlatmayı tercih ettim. Ve bakın, kentsel atıkların içindeki atık türleri sadece bir belediyeye teslim ettiğimiz belli başlı şeyler diyelim bunlara. Ve geri dönüşümü olabilecek ve olmayacaklar diye kendi içinde de ayrıştırmamız gerekiyor. Her bir birey olarak hepimiz, birey olarak 1,5 kilo yaklaşık günlük çöp üretiyoruz. Yani bu günlük ürettiğimiz çöpün belki 2/3'ü hacimsel anlamda olsun, değer anlamında olsun, mutlaka geri dönüşebilir, ileri dönüşüme gidebilir ve geri kazanılabilir atıklar oluyor bunların içinde. Bu arada ekranımı arada bir katılımcı gelince duraklıyor ekran, pardon, hemen şimdi tamam. Şimdi efendim, gördüğünüz üzere 2018'e kadar ne yazık ki TÜİK'ten verileri alabildik. Bizde hala çalışmalar devam ediyor ve belediyelerden toplanan atıklar tamamıyla bertaraf edilemiyor. En büyük sıkıntımız bizim düzenli depolarla düzensiz depoların daha ciddi anlamda disiplinli bir şekilde yönetilememesi. Bunun da sebebi iş bilmeyen insanların elinde olması. Ha, iş bilenler yok mu? Var. Herkesi şey yapmıyorum, istisnalar hariç diyorum burada. Onlar haricinde bu düzenli depoların, depolama sahalarının iyi işletilmesi ve buralardan enerji üretiminin dışında aslında oraya bizim evlerden attığımız ekonomik değere sahip olan atıkların kabul edilmemesi gerekiyor. Onların bu döküm sahalarına gönderilmemesi gerekiyor. Yani tamam, bir mevzuatlarımız var ama mevzuatlarla birlikte de esas mevzu atmamak diye ben burada bir ara vermek istiyorum. Bakın, burada mevzuatlarımızın hepsi hazır aslında. Bunlar şu anda güncelleniyor son projemize göre. Benim de kıdemli danışmanlık yaptığım son bir projemiz var, onu da anlatacağım size. Şu maddeler çerçevesinde aslında evlerimizde atıklarımızı azaltmamız, geri kazanıma göndermemiz, geri dönüşüme göndermemiz gerekiyor. Ama biz ne yazık ki daha henüz bunları oturtabilmiş değiliz. Evlerimizde birçok insan hala ve hala karışık atıyor. Gördüğünüz üzere organik atıklar direkt döküm sahalarına gidiyor, geri kazanılabilirler de ambalaj atıkları ayırma tesislerine gidiyor. Bunlar kendi içlerinde ayrıştırılarak ekonomiye kazandırılanları da var, kazandırılamayanları da var. Tüm yaşam alanlarımızda, her yerde bu atıkların kendi içinde disiplinli bir şekilde ayrıştırılması gerekiyor.
aslında mevzuatlarımızda karışık atmak yasak. Ve karışık olarak da depolama sahalarına kabul etmek de yasak. Ne yazık ki bu her ikisini de uygulamıyoruz. Bu da çok acı bir durum. Uygulanmıyor. Yani ekonomik değer sahip olanlar ne yazık ki gömülüyor. Bakın burada belediyeler için yapmış olduğum bir takım çalışmalar vardı. Ciddi rakamlar dönüyor aslında bu işin içinde. Ciddi tasarruf oranları var bu işin içinde. Yani bizden belki aldıkları vergileri daha düşük alabilirler veya hiç almayabilirler. Veyahut da efendime söyleyeyim, belediye kendi içinde verdiği hizmetlerde kullandığı bütçelerde çok ciddi tasarruflar elde edebilir. Yani belediyenin kendi bütçesinde elde edeceği tasarruf inanın çok daha büyük faydalar getirecek kendisine ve bizlere tabii haliyle. Biz bunların birçoğunu aslında bakın şimdi buradan direkt komposttan geçiyorum şeye. Ayrıştırmaya geçeceğim şimdi. Aslında karışık attığımız çöpün içinde bir kompost var. Organik atık dediğimiz mutfak artıklarımız var. Bunları yurt dışında böyle bahçelerde ayırırlar bahçelerin kenarına. Vatandaş Almanya'da az çöp vererek kendi vergisinden tasarruf etmeye çalışıyor. Yani ödeyeceği vergiyi düşürmeye çalışıyor. Bahçesinin kenarına bu şekilde bir köşe oluşturup bunu kompost yapıp sonra bahçesinde kullanıyor. Ama bizler daha o boyuta henüz gelemedik. Kağıt, bakın kağıt tüketimi 39 kilo kağıt tüketiyoruz yıllık kişi başı. Bizim aslında bunun yılda 630 milyon Türk lirası tasarruf sağlayabiliriz. Ve 130 bin hektar ormanı da kesmemiş oluruz. Ağaçları kesmemiş oluruz ve kaybetmemiş oluruz. Plastikte deseniz 34 milyar TL civarında plastik tüketiyoruz. Ama bunun geri dönüşümü ancak %12,5 gibi düşük oranlarda olduğu için yine de 4.3 milyar TL tasarruf sağlamak mümkün diyoruz. Diğer taraftan cam, Afrika'dan cam üretmek için, cam ambalaj üretmek için cam kumu getiriyoruz efendim. Bu çok ciddi bir milli servet ve daha doğrusu daha yurt dışına giden bir paramız var bu noktada. Böyle olunca bizim aslında kendi içimizdeki camları ormanlara atmak yerine, piknik alanlarına atmak yerine toplamamız ve geri dönüşüme kazandırarak onları ekonomik değeri daha doğrusu ham madde olarak kazandırmamız gerekiyor ülkemize. Bunlar benim böyle paylaştığım aksesuarlar, evlerimizde ayırma şekilleri, bürolarımızda ayırma şekilleri, model daha doğrusu kova modelleri. Bu da benim İGDAŞ'ta yaptığım 2400 personelin masasının altına hazırlattığım standart kovanın içine bölmeler yaptırarak 2400 personeli eğittik ve masalarının altına koyduk. Çok da verimli bir şekilde hala bu projemiz başarılı bir şekilde devam ediyor. Sokaklarda ayrıştırma şekilleri. Evlerimizde bu 2007 ilk afişim benim. Annelere yönelik hazırlamıştım. Afiş nasıl ayrıştırılması gerektiğini anlatırken. Aslında bizim ayırmamız gereken en az 11 çeşit veya 12 çeşit. Kendi içinde her biri ayrı ayrı ayrıştırılmalı. Camlar cam geri dönüşümüne, kompozitler aynı şekilde, metaller aynı şekilde ergitilerek tekrar kullanılabiliyor. Organik atıklar kompost yapılabiliyor. Efendime söyleyeyim kağıtlar kağıt geri dönüşümünde kullanılabiliyor. Hepsi karton mukavva yapımında. Ayrı ayrı ayrıştırılması gerekiyor. Burada ciddi bir ekonomi var. Bu gördüğünüz benim kendi ambalajlarım. Şu soldaki sarı poşet ambalajlarım ve içinde ayrıca kağıt gazeteleri ayrı koyduğum bir poşet daha var. Ambalajların içinde su falan bırakmamaya gayret ediyorum ve temiz bir şekilde bunu poşetliyorum. Şurada da gördüğünüz bir organik atık demiyorum ama benim evde geri dönüştüremediklerimi belediyeye vermek üzere kapıcıya veriyorum. Burada. Bu da yine organik atıklar ve benim balkonumdaki melez, o Kaliforniya solucanlarıyla mutfak artıklarımı kompost yapıyorum. Yani ben evimden ambalaj atıklarını ayırıyorum, kağıtları ayırıyorum, camları ayırıyorum, organik atıklarımı da ayırıyorum. Geriye kalan ne olabiliyor? Bir ilaç veya deodorant kutusu, işte
geri dönüştüremediğim şeyleri de kapıcıya veriyorum. Onlar belediyeye veriyorlar. Bakın gördüğünüz üzere bu kompostu ben evdeki saksılarıma çiçek toprağıyla birlikte karıştırarak kullanıyorum. Bu benim kendi evde yaptığım bir çalışma. Hala da devam ediyorum. Bu da belediye, Beykoz Belediyesi'nin sahile koyduğu makinalardan birisi. Halk getiriyor organik atıklarını içine atıyor ve kompost yapıyor. Daha sonra halk buradan toprak alıp saksılarına dikiyor. Atık yönetim merkezi demişti o zamanlardan burada. Bakın kendi içinde ayırıyorum bunların hepsini. Ha, ben bunları burada ayırıyorum, böyle hacimli koyuyorum. Bayağı da yer kaplıyor aslında. Bunların hacimlerini de küçültmem gerekiyor aslında. Küçülttüğüm zaman belki bu naylon poşetin de ömrünü uzatmış oluyorum. Yani daha çok ambalaj atıyorum. Daha uzun sürede bir poşet gönderiyorum. Haftada üç poşet göndereceğim yere. Şimdi burada bir tablo hazırladım o zamanlardan. Şimdi üstteki şu gördüğünüz pet şişe sıfır yeraltı kaynağından, petrolden üretilen bir pet şişe ve enerji tüketimi, karbondioksit salımı ve tüketilen su miktarı. Alttaki ise preslenmiş, bükülmüş, katlanmış pet şişe geri dönüşme gönderilen pet şişeden elde ettiğim tasarruf oranları. Gördüğünüz üzere yine aynı şekilde alüminyum içecek ambalajlarında sadece ergitilerek yeniden alüminyum içecek ambalajı yapıldığı için elde ettiğim tasarruf oranları, bunlar tesisler için tabii ki geçerli, geri dönüşüm tesisinde, ama burada benim için önemli olan ülke genelinde elde ettiğim enerji tasarrufu, atmosfere karbondioksit salmıyorum ve yine su tüketmiyorum. Bunu da burada özellikle vurgulamak istiyorum. Diğer taraftan bu işin sorumluluğunu taşıyan paydaşlar var. Bakanlık, çevre müdürlükleri, belediyeler, ambalaj üreticileri, piyasaya sürenler, yetkilendirilmiş kurum, gördüğünüz üzere toplama ayırma tesisleri, geri dönüşüm tesisleri, tüketiciler, yani bizler, ambalajı üreticileri ve bizler vatandaşlar olarak. Bu paydaşların her birine aslında ayrı ayrı sorumluluklar düşüyor. Yetkilendirilmiş kuruluş dediğimiz şu kuruluşlar belediyelerle birlikte çalışmakla yükümlüler. Ve belediyenin mücavir alanının içindeki ambalajları, geri dönüşümlü ambalajları toplamakla ve geri dönüşüme göndermekle yükümlüler ve bunu finanse etmekle de, fonlamakla da yükümlüler. Ne yazık ki şu anda artık bunların sonu geldi. Bu yetkilendirilmiş kuruluşları kapatıyor bakanlık. Çünkü görevlerini hakkıyla yerine getirmedikleri için. Onlarla da bir hayli mücadele ettik. Diğer taraftan şimdi ben evimizde, ne dedim? Evimizden benim o sarı poşetim var ya, ambalaj attıkları. Ayrıştırdım. O sarı poşet nereye gidiyor? Bir video ile onu göstermek istiyorum size. Buradan bir deneyeceğim. Olmazsa stop share yapıp diğer taraftan açmaya çalışacağım. Ekranda bir şey görünüyor mu? Var mı ekranda video görüntüsü? Hayır efendim, şu an hala son slide'dayız. Tamam, bir saniye o zaman. Bunu kapatıyorum. Bir saniye. Odada bekleyenler varmış herhalde. Onlara efendim, bir yardım. Bakıyor arkadaşlar. Şimdi tekrar deniyorum. Görünüyor mu bir şey? Hayır efendim. Görünmüyor, peki. Allah Allah. Whiteboard üstünde videonuzu görüyor musunuz efendim? Ben açtığımda görüyorum da sizlere gösteremiyorum. Hayır, onu soruyorum. Screen share'e bastıktan sonra açılan whiteboard'da videonuzu görüyor musunuz? Evet, görüyorum. Tamam, ona tıklayıp paylaşa basarsanız biz de göreceğiz. Evet, şimdi geliyor. Tamam. Bir saniye. Şimdi geldim bir şey. Efendim şu an dosyanın içindeyiz. 4 nolu ayrıştırma videosu diye. Hayır, video açılmadı. Dosyayı görüyoruz şu an. Alo. Efendim dosyayı görüyoruz. Video açılmadı. Ekranda görünen bir şey var mı? Siz beni duyuyor musunuz? Şimdi duyuyorum, evet. Tamam. Ekranda görünüyor mu?
görünüyor ama dosyanın içini görüyoruz. Başta birinci dosya plastik geri dönüşüm tesisi olmak üzere. Tamam, ben şimdi videoyu açıyorum ama videoyu neden açmıyor acaba? Efendim bence çıkın buradan, videoyu açıp küçültün ve sonradan girin. O zaman olacak. Videoyu kendi kompüterinizde bireysel olarak açın. Küçültün aşağıya. Öyle yapayım. Evet efendim. Stop yaptım. Saniye. Şimdi görünüyor mu? Evet, evet tamam. efendim. Şimdi az önce gösterdiğim sarı poşet bu tesise gidiyor. Kısa kısa hızlandırarak geçeceğim. Bu tesiste poşet tamburların içinde parçalanıyor. Kendi içinde bakın ayrıştırılarak bu tesislere bile hasretiz ülkemizde. Sensörlü sistemlerle fırlatıyor gördüğünüz gibi otomatik bir tesis. Aşağıda gördüğünüz siloları ayrı ayrı, her bir silo ayrı olmak üzere ayrıştırdıktan sonra dolan silo kendi içinde, mesela bu sadece pet şişeler. Bu da diğer plastikler, şampuanlar, yoğurtlar, efendim ambalajları, deterjan ambalajları gibi, her biri kendi içinde ayrı ayrı ayrıştırılarak presleniyor. Ve preslendikten sonra gördüğünüz üzere bu burası ayrıştırma tesisi, yani kendi içinde ayırıyor ve ayırma tesisi olarak presleyip gönderiyor. Nereye gönderiyor? Buradan sonra başka bir şey göstereceğim tekrar. Mesela plastik tesisini göstereyim sadece, kısa ve öz, onu şey yapalım. Açayım hemen. Aşağıya atayım. Görünüyor mu ekranda? Görünüyor mu ekranda? Görüyoruz efendim. Tamam. Şimdi bakın pet şişenin gittiği yer. Burada Türkiye'den bir tesis. Kendi içinde yine renklerine göre ayrıştırılıyor. Bazı içlerinde metal olduğu zaman mıknatısla alıyor, onları ayırıyor. Burada da etiketlerini yıkıyor, kapaklarını ayırıyor kendi içinde. Daha sonra kırılarak, ufalanarak gördüğünüz gibi çuvallanıyor. Şu şekilde. Ve bu geri dönüşüm tesisine tekrar pet şişe yapılmak üzere gidiyor. Veyahut da elyaf yapılarak tekstil sanayine sunuluyor. Yani aynı zamanda bu bir ekonomik değer olduğu için hem plastik sanayinin işine yarıyor, hem tekstil sanayinin işine yarıyor, birçok nokta. Cam da aynen bu şekilde. Yani camı kırıp ufaladıktan sonra cam da kendi içinde ergitilerek
tekrar cam yapılıyor. Metal de öyle. Tekrar yeraltı kaynağından tüketilmeden direkt geri dönüşümle kazandırılıyor. Ben sunumuma tekrar dönüyorum. Sunumum ekranda görünüyor mu efendim? Şu an hayır efendim. Bekliyoruz. Bir dakika. Tekrar hemen ben açıyorum. Evet. Geldi değil mi? Evet efendim. Şimdi bunlar da bizde eski tesisler. Ne yazık ki işe ilk başladığımız zamanlarda o kadar çok ambalaj topladık ki belediyelerle bizim övünç kaynağımızdı. Ama ne yazık ki altyapı olmadığı için tesislerin çoğu kapandı kaldı. Çoğu atıl duruma düştü. Tabii sonra iyileştirildi. Biraz toparlanmaya çalışıldı. Yığılmalar oldu derken şu anda nispeten eski oranla daha iyi gidiyor. Efendim bunların hakikaten tüm atık türlerinin, daha doğrusu atık da demiyorum aslında, ben bunlara ekonomik değer olduğu için ham madde olarak diyoruz. Çünkü plastikler ciddi bir ham madde. Gördüğünüz üzere bunlar tekrar kullanılabiliyor. Ve sırt çantalarımızdan, öğrenci çantalarımızdan, efendim sporcu formalarından, polarlarımızdan, pazar çantalarımızdan, her şey PET şişeden yapılıyor veyahut da plastiklerden yapılıyor. Aynı şekilde metallerden, yine metal içecek kutuları yapılıyor. Metal içecek kutularından 640 tane metal içecek kutusundan bir bisikletin metal aksamı yapılıyor efendim. En azından bunu söyleyeyim. Bu konuyla ilgili de bir yarışma açmıştık. 640 kutu getirene bir bisiklet vereceğiz diye. Nitekim de fuarda 4 tane bisikleti verebildik. Fuarda yapmıştık bu yarışmayı. Oldukça güzeldi, ilgi görmüştü ama 640'ı toparlayamamışlardı. Camları kumbaralara atmamız gerekiyor. Ama maalesef doğaya atıyoruz. Şimdi vatandaşımız şunu bilmiyor. Bir cam mercek vazifesi görüyor, orman yangınına sebep oluyor. Aynı zamanda pet şişenin içinde kalmış yarım pet şişe su da, yani içinde biraz su kalmış olan pet şişe de mercek vazifesi görüyor ve orman yangınlarına sebebiyet veriyor. Onun için bunları her yerde anlatmamız ve farkındalık yaratmamız ve uyarlılığa davet etmemiz gerekiyor insanları. Kapımızın önünde bu şekilde olması gerekiyor. Ama biz şu anda sadece ikili sisteme mevzuata hazır. İkili sistem yapmak gerekiyor ama onu da yapamadık henüz. Soldaki gördüğünüz Almanya'dan bir kapının önü, bizim sağdaki çöplerimizin hali. Bakın, her biri ayrı ayrı konulmuş ambalajlar. Ben bunları hep bakanlığa da gösteriyorum. Sitelerde ayrı ayrı kabinler yapılmış, ayrıştırma yerleri, atık getirme noktaları yapılmış. Kendi içinde elektrikli, elektronik atıklar vesaire hepsi ayrı ayrı toplanıyor. Efendim bunlar bizim deniz dibinden çıkarılanlar. Bu araya atmışım onu. Tehlikeli atıklarımız var. Atık yağlarımız var. Diyoruz ki yukarıdan aşağı tepemize borulardan neden su akıyor? Neden su sızıyor? Borularımızı çürütüyor lavabolara döktüğümüz yağlar. Borularımızın içinde donuyor ve borularımızı çürütüyor. Ondan sonra da patlamalara, çatlamalara neden oluyor. Onun için atık yağları lavaboya dökmememiz gerekiyor. Biyodizel yapıp ekonomik bir şekilde toplu taşımalarda yakıt olarak, doğal çevreci bir yakıt olarak kullanabiliriz. Atık pil kutuları en güzel kullanıldığı ilçe bana göre Kadıköy. Çünkü tek tek kontrol ettim. Diğer birçok ilçede bunun içine atmadıkları şey mendilinden, atmadıkları ilacından kalmamış. Ama Kadıköy'de çok güzel toplanıyor. Ben bu noktada bunu hakikaten keyifle koydum. Giysi kumbaraları, bunları belediyeler değerlendiriyorlar. Giysi kumbaralarını kullanırsanız giyilebilir olanları yıkayıp ütüleyip ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyorlar. Giyilemeyenleri de ufalayıp granüle edilip ya kağıdın içine karıştırıyorlar ya da geri dönüşüme başka şekilde değerlendiriyorlar. Şunu yine koydum. Bakın, 2009'da yaptığım çağrıya 1 Kasım 2018'de Emine Hanım'ın kamu kurumlarının sahiplenmesiyle sıfır atığı, kamu kurumlarında sahiplenmesiyle 1 Kasım 2018'de
kamu kurumları ne yazık ki 2009'dan 2018'e kadar geçmediler. 2018'de sıfır atık diye başladılar ve bugün birçok kamu kurumunda gördüğünüz üzere ayrıştırma kovaları yerini aldı. Mutfaklarında o ayrıştırma kovaları yerini aldı ve her biri ayrı ayrı ayrıştırılarak kendi içinde değerlendirilebilir bir şekilde ekonomiye kazandırmak için çalışmalar yapılıyor. Öbür taraftan girelim. Şimdi efendim, kendi içinde ayırmamız gerekiyor diyoruz. Atık getirme merkezleri kurmamız gerekiyor. Maalesef bunu biz ilk Kocaeli Belediyesi'yle, ben Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'yle yaptım. Orada 6 tane büyük atık getirme merkezi kurduk. Gördüğünüz üzere ilk Körfez'de. Buraya neler getiriliyor? Vatandaş evinden işte kırık koltuğunu kapının önüne çıkarmıyor da belediyeye veriyor, belediye buraya götürüyor. Ya da vatandaşın kendi arabası varsa kendisi götürüp buraya teslim ediyor. Tehlikeli atıklarını, floresan lambalarını, floresan da tehlikeli atık olduğu için buralara götürülüyor. Veya işte kimyasallar, yanıcı maddeler, badana, boya artıklarımız, evimizdeki tadilat artıklarımız, her şey burada bu atık getirme merkezlerine götürülmesi gerekiyor. Bunun mevzuatı da 31 Aralık 2014'te çıktı. 2005'ten 2014'e kadar da bu mevzuatı bekledik efendim. Ama atık getirme merkezleri mevzuatı büyük çaplı olmak üzere, bu da küçük çaplı olanları. Ben şuradan bakayım, deneyeceğim. Acaba gösterebilir miyim diye. Aslında burada olması gereken görsel var mı ekranda? Hayır efendim. Yok. Yani slide var ama siz galiba bir video açmak istediniz, doğru mu? Yok, video değil, fotoğraf açmak istedim ama. Yani 31 Aralık 2014 tarihli atık getirme toplama tebliği. Evet, o slide'dan gidiyor. Tamam. Ben bunu o zaman şöyle kapatayım. Buradan gideyim ben. Biraz şey yapacak çünkü, vakit alacak. Bu atık getirme merkezlerinin küçük noktalarını alışveriş merkezlerine koydurduk. Şu alışveriş merkezlerinde gördüğünüz küçük çaplıları var ama esas olması gereken, her mahalleye şu büyük çaplıların kurulması gerekiyor. Ki vatandaş oraya evindeki işine yaramayan eşyaları, atıkları götürüp bıraksın ve geri dönüşüme kazandırılsın. Çünkü evden çıkacak her şey, bir mobilya bile, bir masa bile, bir elektronik eşya bile, her şey geri dönüşüme kazandırılıyor. Yani kendi içinde geri dönüşüme kazandırılıyor. Bakın, yurt dışında bunları alan belediyelerin mobil araçları var gördüğünüz üzere. Bunları mobil araçlarla belediyeler toplayıp geri dönüşüme kazandırıyor. Şimdi son proje, o zaman yine 2005'ten beri dedik, depozito iade sistemi. Neden depozito iade sistemi? Çünkü Türkiye'de çevre kirliliğinin önüne geçebilmenin tek yolu bunu uygulamak. Başka türlü mümkün değil. Vatandaş çünkü yeterli ilgi göstermiyor ve duyarlılık göstermiyor. Aralık 2020 sonu itibariyle Türkiye Çevre Ajansı'nın kurulması ve bünyesinde Türkiye Depozito İade Sistemi projesi, benim kıdemli danışmanlık yaptığım bu projenin uygulanması üzere kanun geçti meclisten, resmi gazetede ilan edildi. Şimdi bunun altyapısı ile ilgili çalışmaları gerçekleştireceğiz inşallah, Allah nasip ederse. Diğer ülkelerde Avrupa Birliği'nin son şeylerinden biri, okyanustaki 7. kıta gibi büyük bir plastik adanın bulunması tüm dünya ülkelerini harekete geçirdi ve Avrupa Birliği de depozito iade sistemini tüm üyelerine önererek uygulama yönünde tavsiyelerde bulunarak harekete geçtiler. Biz de Türkiye olarak kanunlaştırdık ama uygulama noktasında şimdi çalışmalara başladık, daha yeni başladık. Bugün yarın Türkiye Çevre Ajansı'nın yönetimi belirlenerek tabelası asılacak ve bünyesinde uygulama başlayacak inşallah. Onun çalışmalarına da devam ediyoruz. Ben Avrupa Birliği ile ilgili fazla bilgi vermeyeceğim size o kanunlar, mevzuatlarla ilgili, ama Avrupa Birliği şunu diyor. Artık ambalajları ayrı toplamamız gerekiyor. Ama bu topladığımız ambalajları da yeni üretim hattında kullanmamız gerekiyor. Ha, bir pet şişe mi üreteceksiniz? Bu pet şişenin 2030'a kadar üreteceğiniz bir pet şişenin %30'u
geri dönüşümden olsun diyor ham maddesi. Yani normal ham maddenin içine %30 da geri dönüşümden ham madde koy ki bunlar da aynı şekilde ikincil ham madde olarak değerlendirilebilsin diyor. Böyle bir takım şeyler, mevzuatlar yayınladı, zorunluluklar getirdi ve biz de bunlara uymakla yükümlüyüz. Ve tabii bir takım şeyleri de çevreye, en çok kirlilik çevrede yaratan ambalaj veya atıkların da işte pamuklu kulak çubukları, çatal bıçak, kaşık gibi tabaklar, pipetler, plastik tabaklar tabii bunlar, balonlar gibi bir takım şeyleri de yasakladı kendi bünyesinde. Ve pet şişelere de kelepçeli kapaklar koydurmak üzere kapakları da ayrılmasın kendisinden, geri dönüşüme kapağıyla birlikte gelsin ki bir de çevre kirliliğinin içinde kapakları ayrı toplamakla uğraşmayalım diye böyle bir koşul öne sürdü. Ve bizim Türkiye'de bunları şimdi uygulamak üzere harekete geçiyor. Bu bir geri dönüşüm döngüsü. Yine bunu da ben hazırlattım. Efendim alışveriş yapıyoruz marketlerden. Ne yapıyoruz? Tüketiyoruz, yiyoruz, içiyoruz. Sonra kovalarımızı atıyoruz. Şu büyük döngü bizim şu anda yürüyen döngümüz ve oldukça yüksek maliyetli bir döngü. Belediye alıyor, götürüyor, ayrıştırıyor, kırıyor, döküyor, tekrar ambalaj yapılıyor, içi dolduruluyor, markete geliyor. Biz dedik ki bunu depozito iade sistemiyle şu dar döngüye, yani küçük döngüye getirelim. Küçük döngüde tüketeceğiz, marketlere tekrar götüreceğiz, marketler bunları taşıyacak, geri dönüşümcüye direkt tertemiz ham madde olarak verecek. Yani marketlerden alan lojistikçi veya marketlerde toplananları lojistikçi alacak, direkt tesise götürecek. Yani şu aradaki büyük halka artık olmayacak inşallah. Bu da aynı zamanda hem lojistik anlamda, lojistik esnasındaki karbon emisyonunu azaltacak, aynı zamanda ekonomik değeri olanların temiz ham madde olarak toplanabilmesi için, yani çöplerin içine karışmadan, kontamine olmadan, kirlenmeden toplanması için bir yol olacak bizler için. Bu bir toplama yöntemi. Vatandaş alışverişini yapacak, depozitolu alışverişini yapacak. Yani bu bir soda şişesi de olabilir, bir büyük 3 litrelik kola şişesi de olabilir, her neyse. Depozitolu, depozitosunu ödeyerek alacak, içip tükettikten sonra tekrar getirecek ve depozitosunu geri iade alacak. Diğer tarafta şu arka plandaki yapılması gerekenlerin Türkiye Çevre Ajansı'nın bünyesinde, onun şu anda yazılımlarından tutun aşamalarını hazırlıyoruz. Biz İstanbul Teknik Üniversitesi Teknokent İTÜNOVA ile yaklaşık 11 kişilik bir ekip bir fizibilite çalışması yaptık. Profesör Doktor Erdem Görgün hocamızın koordinatörlüğünde yaptığımız çalışmada biz ne yapalım dedik. Bunun bir fizibilitesini hazırlayalım. Bakanlığa danışmanlık yaptık. Bu yaklaşık 500-600 sayfalık bir fizibilite oldu. Türkiye'de bu sistem nasıl uygulanabilir diye senaryolarıyla hazırladık. Bakanlığın eline sunduk. Onun da bazı mevzuatları hazırlandı, yayınlandı. Şimdi üstte gördüğünüz makinalarla toplanıp direkt tesislere giden, altta da gördüğünüz manuel toplanıp hacimli bir şekilde sayma ünitelerinden geçerek tesise gidecek. Yani aslında üstteki büyük hipermarketlerde ve 200 metrekarenin üstündeki marketlerde uygulanacak. Alttaki de bakkal, benzin istasyonları gibi ufak çaplı kafeler gibi ufak çaplı yerlerde, tüketimin daha az olduğu yerlerde uygulanacak inşallah. Proje ekibi burada, bu 11 kişilik ekiple birlikte hazırladık ve bakanlığa sunduk. Bunu niçin yaptık biz? Çok ciddi bir ambalaj var Türkiye'de aslında piyasaya sürenler tarafından. Kim bu piyasaya süren? Önce pet şişeyi üreten bir var birincisi. Sonra o pet şişenin içini dolduran bir marka var. Üzerinde etiketleyerek, bizlere, marketlere göndererek sunan. Bunlar piyasaya sürenler. Bu piyasaya sürenlerin piyasaya sürdükleri 23,5 milyar adet ambalaj var. Ve biz bunları hiçbir şekilde değerlendirmeden direkt çöp depolama sahalarına gömüyoruz. Aslında bunların her biri bir ekonomik değer ve geri dönüşme kazandırılabilecek ambalajlar. Yani 8,5 milyar, 9 milyara yakın pet şişe, cam. Bakın cam kumu getiriyoruz ama kendimiz 6 milyar
adetlik ciddi bir kaynağı ormanlara, çöplere döküyoruz, atıyoruz. Yine alüminyum içecek ambalajları da aynı şekilde. Biz bunların neler dahil bunda? PET, cam ve metal, alüminyum içecek kutuları dahil şimdilik. Bir de alkollü içecekler dahil. Ona bakanlık kendi içinde önümüzdeki günlerde ambalaj hatlarını kontrol yönetmeliğini gözden geçiriyor ve depozito iade sistemini de içine dahil ederek mevzuatı yayınlayacak. Bu nerelerde uygulanacak? Tüm zincir marketlerde ve ufak noktalarda iade sistemleri nedir? Horeca dediğimiz otel, restoran, kafelerde, efendim, para kendi satış noktalarında depozito iade makinalarıyla veya manuel olarak bunlar toplanacak. Bu bir zorunluluk haline geldi. Aslında 1-1-2022 itibariyle bunun harekete geçmesi lazım. Ama bazı gündemler bizim bu konumuzu biraz yavaşlattı. Onun için de biraz ağır ilerliyor bakanlıkta mevzuat çalışmaları. Şimdi mevzuat çalışmalarını değerli hocamız Erdem Görgün hocamızla birlikte biz taslak, bugünlerde onun taslaklarını hazırlıyoruz. Bir taslak verdik ama bir daha bir üzerinden geçiyoruz ve çalışmalar yapıyoruz. İnşallah bu konuda da fayda sağlarız bakanlığa diye düşünüyoruz. Neden yapıyoruz bunları? Deniz kirliliğini azaltmak, kara kirliliğini azaltmak. Efendim söyleyeyim, atmosfere saldığımız metan gazını azaltmak, kentlerdeki atıklardan kaynaklı metan gazını azaltmak ve ham madde değeri olanları ekonomiye kazandırarak gündemde olan çöp ithalatı, atık ithalatı gibi konuları biz minimize edilmesini sağlamak. Ama minimize edilmekten ziyade ne yazık ki bakanlık ithalatı tamamen yasakladı ve Avrupa'da ikinci sırada olan, dünyada beşinci sırada olan başarılı bir plastik sanayimiz var aslında. Bu plastik sanayi ne yapıyor? Uçak yedek parçaları yapıyor. Otomotiv yedek parçaları yapıyor. Tıp sektörüne bir sürü ürün yapıyor. Tek kullanımlık bir sürü sağlık malzemeleri üretiyor. Yani bu plastik sanayinin aslında ham maddesinin yasaklanması doğru değil. Ha, ama ithalatın belli şartlarla, belli koşullarda disipline edilmesi mümkün. Öncelikle biz tabii bunu bakanlığa önerdik. Ne yapabilirsiniz diye. Şunu yapabilirsiniz. Sanayici, kendi sanayicinin dışında da ithalatçılar var. Bir kere onların bir önünü kesmeleri gerekiyor. O noktada bakanlığa öneride bulunduk. Ve bazı önerilerimizi de sanayici kendi ihtiyacını getirsin. Gümrük, ihtisas gümrükleri oluşturulsun. Çevre mühendisleri istihdam edilsin. Ve inspection firmalarıyla, denetim firmalarıyla çalışarak onun onay verdiği ithalatlar yurt içine girmesine izin verilsin. Kalitesiz olanlar geri iade edilsin diye gündemden onu da inşallah şey yapacağız. Efendim bu makina bizim yerli 2009'da benim danışmanlık yaptığım bir projeye, Kalkınma Ajansı çerçevesinde bütçesiyle yaptık İspak AŞ'de arkadaşlarımızla. Dedik ki depozito iade sistemi makinesi yapalım ve bunu biz pilot olarak uygulayalım. Nitekim de uyguladık. Çok da başarılı olduk. Şişhane metrosuna koyduk. Kadınlar torbalarla getirdiler. Akbillerini yüklediler. Ayazağa metrosuna koyduk. Öğrenciler toplayıp getirdiler. Akbillerini yüklediler kendilerine. Yol parası yaptılar. Ve çok başarılı bir çalışma oldu. Yani şunu gösterdi bize. Depozito iade sistemi Türkiye'de uygulandığında ilgi görecek ve vatandaş buna rağbet edecek. Biz bu çalışmaları yaparken fizibilite çalışmalarını bakanlık yetkililerini ben RILOP olarak onları yurt dışında yaklaşık 5 ayrı ülkede onların uygulama modellerini göstermek üzere oralara götürdüm ve onları yerinde sistemleri, lojistiğini, geri dönüşümü, markette nasıl uygulanmış, arka planda makineler nasıl modellenmiş, nasıl yazılım yapılmış gibi hepsini göstererek bakanlığa bir öncü olmak istedik. Bakalım inşallah faydası da olmuştur diye ümit ediyoruz. Şimdi diyorlar ki neden depozito? Depozitoyla ürünler pahalanacak. Evet, pahalanacak. Ama ben
buna ürün pahalanması olarak bakmıyorum. Ben bunu bir teşvik olarak bakıyorum. Vatandaşın yapamadığı bir tasarruf olarak bakıyorum. Yani 10 tane pet şişeyle veya 10 tane soda şişesi aldıysa bunu ödediği pet şişe depozitoyu geri götürdüğünde alıp cebine o parayı koyacak vatandaş. Ya da bir fiş alacak, o fiş de o marketten peynirini, ekmeğini alabilecek. Yani vatandaşa bu bir ceza değil, bu bir vergi değil, bu bir olumsuz bir şey değil. Vatandaşın tamamıyla tasarrufu olacak bir bedel olacak ve aynı zamanda da çevreye atılmasını engellemiş olacağız. Yani çevre kirliliğinin önüne geçmiş olacağız inşallah diye dua ediyorum. Bunlar benim 2010'da yapmış olduğum Çepeçevre Türkiye, Çepeçevre Hayat diye bir belgeselimiz vardı. Ona atıfta bulunarak hazırlattığım tasarım afişlerimdi. Böyle Belgrad Ormanları projeleri yaptık, orman kirliliğinin, piknik alanlarının önüne geçmek için. İşte belgeselimde yer alan büyüklerimiz Ali Nihat Gökyiğit ve Hayrettin Karaca, Allah rahmet eylesin Hayrettin Karaca, çok keyifle böyle çok güzel şeyler söylemiş belgeselimiz. Tüçem YouTube sayfamızda var, izleyebilirsiniz. 36 dakikalık bir belgeseldir ama ses getirdi. Çevre TV hazırlıklarına başlamıştık 2011'de ama ne yazık ki Çevre TV o zamanki bakan değişince İdris Güllüce sahiplendi ama sonraki hanımefendi sahiplenmeyince yarım kalmıştı öyle bir. Şu anda başka birileri Çevre TV'yi hayata geçirdi. Romanya'da, Bulgaristan'da bizi Avrupa Birliği'ne layık görmeyen, Avrupa Birliği'ne bizden önce girmiş olan ülkelere örnek çalışmalar yaptık. Yaptığımız çalışmaları paylaştık ve bizim projelerimizi, bizim uygulamalarımızın hepsini şu anda oralarda uyguluyorlar. Yani ben hala oralara gidiyorum, konferanslar verip onların sahalarında bir takım çalışmalar yapmaya gayret ediyorum. Ben bu işe başladığımda bir takım insanlar çıktı ortaya. Sektörler doğmaya başladı ve bu sektörlerden işte atık pil, atık yağ, elektronik atıklar, atık aküler, sanayi atıkları, atık plastikler gibi sektörler doğdu ve baktığımda bunların çoğu da kadındı. Ne yazık ki beyler üzerine alınmasın. Çoğu da kadındı ve bu kadınlarla birlikte çalışmaya başladım. 15 yıl birlikte çalıştık diyebilirim sahada. Sonra dedim ki arkadaşlar bizim artık bir araya gelmemiz gerekiyor. TÜÇEM Derneği'ni kurduk ve şu anda ortak hareket ediyoruz. Ortak seminerler, konferanslar, bilinçlendirme çalışmaları yapıyoruz. Bu kadınların her biri kendi çalıştığı kurumlarda genel müdür, genel müdür yardımcıları, CEO kadınlar, genel sekreter gibi konumlarda olan yönetici kadınlar ve çok da başarılı çalışmalar yapıyoruz. Şimdi önümüzdeki hafta, çevre haftasında da Birleşmiş Milletler ve Marmara Belediyeler Birliği'nin ortak hazırladığı çevre haftası günlerinde her gün ikişer konuşmacı olmak üzere sunumlarımızı, bilinçlendirme çalışmalarımızı yapmaya devam edeceğiz. TÜBİS'le ilgili çalışmalarımızı özet burada metin, biraz uzun metinler bunlar ama Türkiye Depozito İade Sistemi bir kaynak tasarrufu olacak ve kaynaklar kaynak kalır diye yeraltı kaynaklarımızı korumak, geleceğimizi tasarruf yapmak anlamında da Türkiye Depozito İade Sistemi bizim için önemli bir çalışma olacak. Bu hoşuma giden bir video, görseldi. Bunları paylaşmak istedim sizlerle. Sokak toplayıcısı her şeye para gözüyle baktığı için bu da malzeme gözüyle bakıyor. Efendim Afrika, Tanzanya, Zanzibar. Tanzanya'ya gidenleriniz mutlaka vardır ve ben gitmedim. Bunu arkadaşlarımdan biri bana gönderdi oradan WhatsApp üzerinden. Araba lastiğini kendisine ayakkabı yapmış ama Tanzanya'da naylon poşet kullanımı yasak. Çünkü safari ile karınlarını doyurdukları için çevre kirliliği büyük cezalara sebep oluyor. Daha doğrusu büyük cezalar kesiliyormuş. Onları öğrendim. Diğer taraftan da bir Hilton otelinin atıklarını ve atık suyunu okyanusa bıraktığı için kapatılmış olduğunu öğrenmek beni hayretler içine düşürdü. Tabii bu da önemli bir bilgiydi benim için.
Ben hızlı gitmeye çalıştım. Sizleri sıkmadan anlatayım dedim ama sıktım mı sıkmadım mı bilmiyorum. İnşallah faydalı bir şeyler vermeye çalışmışımdır. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Aynur Hanım, biz çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Hem şimdiye kadar yapmış olduğunuz hem de devam ettiğiniz çok önemli çalışmalar için hem de bu güzel sunum için çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Bunun haricinde biz soruları yazılı olarak alıyoruz. Tamam. Şimdi bir 3 dakika ara verelim arzu ederseniz. Bu arada belki birkaç soru daha artacaktır. Tamam. Hem onu beklerim hem siz bir nefeslenin sonra devam edelim. Tamam mı? Sunum görünüyor mu ekranda? Kapandı mı? Şu an kapattınız efendim. Tamam. Teşekkür ederim. Sağ olun.